Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir konu iki soru serisinde üçgende açı konusundayız. Üçgende açı ile ilgili ÖSYM'nin sizin karşınıza çıkarabileceği soru tiplemelerinden oluşan iki soruyu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi daha önceki videoda da arkadaşlar zor soru kolay soru. Şöyle olsun böyle olsun yeni nesil eski nesil demeyin. Ben zaten ÖSYM sorularını inceliyorum. ÖSYM sorularını da incelediğim için yani önümüzdeki sene nasıl bir soru gelebilir karşınıza onu bilebilecek olan en iyi kişilerden birisiyim diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki tutmayabilir de o da ayrı bir konu arkadaşlar. ÖSYM'nin tarzını hemen hemen anlamaya başladık. Burada da anladık arkadaşlar. ÖSYM nasıl bir soruyla karşınıza çıkar onları biraz tahmin edebiliyoruz. Şimdi iki sorunun çözümüne başlayalım isterseniz arkadaşlar. Haydi bakalım birinci soruyla başlıyoruz. Ne demiş? Tepe açılarının olduğu köşe E noktası olan 9 ikizkenar üçgen biçimindeki kırmızı renk kumaş parçalarının birleştirilmesiyle oluşan masa örtüsü şeklindeki gibi dikdörtgen masaya serilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki bir masaya serilmiş arkadaşlar. Şimdi bunlar 9 tane ikizkenar üçgen. Hocam bu ikizkenar üçgen. Bu da aynısı. Bak bu da şu da ikizkenar olacak. Şu eşitleri koyunca bunların hepsi aynı ikizkenar üçgen olmuyor mu o zaman arkadaşlar? Evet bir yerden başlayınca şu ikisi eşit. Farklı bir kenar yazamıyorum burada eş. Zaten ÖSYM son yıllarda baktığımız üzere ve gördüğümüz üzere yani son 2018'den sonra iki defa en az iki defa zaten bu şekilde bir eş yapıları, eş üçgenleri kullanmayı çok seviyor. Hatta 3 sınavda bu gördük arkadaşlar. Evet bu şekilde bir eş üçgen vari sorularla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Eş üçgenlerde neye dikkat edeceksiniz? Kenarların eşit olmasını mutlaka yazacaksınız arkadaşlar. Bu arada bu dikdörtgen şeklindeki masa şu düzgün doğrusal olacak. Şuradaki açıların toplam kaç yapacak? 180 yapacak. Hocam bu zaten kaç dereceydi? 180 derece ve her biri 9 tane açı olduğuna göre 180'i 9'a böldüğümüz zaman her bir açımız kaç derece yapıyor arkadaşlar? 20'şer derece yapıyor. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden istenilen buna göre FG köşelerin birleştirmesiyle oluşan EFG üçgeni de FGE açısı. FGE açısı isteniyor. Evet. Şurada bir üçgen oluşturmamızı istediler arkadaşlar. Şuradaki üçgenimizi oluşturduk. Görüyorsunuz. Üçgeni oluşturunca nasıl bir üçgen çıktı arkadaşlar? Eş yapılar olduğu için bak Allah'tan ikizkenarlıkları koymuşuz buraya. Ki böyle eş yapılı sorularda ya böyle eş yapılı sorularda ya da bir kalemi döndürdüğünüzde yine aynı eş yapı olmuş oluyor. Bunlarda eşitliklere dikkat edeceksiniz. Genelde ikizkenarlıklar fark edilmiyor arkadaşlar. Burada ikizkenar üçgenler var mı? Var. Nerede? Bakın. Şu parçayla şu parça birbirine eşit arkadaşlar. O zaman buradaki ikizkenarlıkları kullanacağım. Şu ikizkenar taban açısı, tepe açısı burada kaç yaptı bu ikizkenarın? 2, 4, 6, 8, 80 yaptı. 180'den 80 çıktı. 100 kaldı. Taban açılarına da kaçar derece kaldı o zaman? 2'ye böldüğümüz zaman 50, 50 kaldı. O zaman birinci sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Evet gelelim şimdi ikinci soruya arkadaşlar. Soru 2'deyiz. Soru 2'de de şöyle bir şey. Soru burada, şıklar da burada arkadaşlar. Önce bir soruyu okuyalım isterseniz. Doğrusal bir yolun zeminle yaptığı dar açı yolun eğim açısıdır. Özellikle bunu şundan dolayı seçtim. MSÜ'de de kesişen doğruların eğimleri böyle şey olmadan eğimli ifadesi geçiyordu arkadaşlar orada. O yüzden bir de böyle eğimle alakalı sanki şöyle bir soru çıkabilir mi diye bir kitapta gördüğüm soruyu hemen burada karşınıza getirdim arkadaşlar. Bakalım isterseniz bu soruya. Güzel bir soru. Eğimle de ilgili farklı tarzda bir soru. MSÜ sorusuna da bakın isterseniz oradaki soru da çok güzel bir soru. Doğrusal bir yolun zeminle yaptığı dar açı yolun eğim açısıdır. Evet burada yolun eğim açısına bakalım. Yukarıdaki şekilde A, B, B, E, E, D ve D, F bölümlerinden geçerken bir aracın yol bilgisayarında bilgisayar ekranında anlık yol eğim açıları 1, 2, 3 numaralı durumlar için aşağıda gösterilmiştir. Bir de 0 dümdüz yolla gidiyor. Yani x eksenine paralel. Evet. Şu bizim x eksenimiz arkadaşlar şöyle bir şey. X eksenine paralel bir doğru. AB yolu x eksen o zaman. Eğim açısı 0. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Sonra 2'de ne olmuş arkadaşlar? A 0'dan 15'e kadar gelmiş. 2'de bunun eğim açısı neymiş arkadaşlar? Bu doğrunun eğim açısı 15 derece. Yani x eksenine yaptığı açı kaç derece olacak? 15 derece. Şurada kaçı 15 diye yazalım isterseniz. Öbüründe ne olacak arkadaşlar? Bu yukarı çıkarken bu yönlü olmuş. Aşağı inerken de bu yönlü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da 5 derece. Bu da 5 dereceymiş eğim açısı. Ama eğim açısına bakarken ne yapıyoruz? X ekseniyle yaptığı açıya bakmıyor muyuz arkadaşlar? X ekseniyle yaptığı açıya bakıyoruz. O zaman X eksenine
Hemen şunun x eksenine yaptığı açıyı şöyle şey yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan bir çizgi çizebiliriz aslında ama hani buradan karışıklık olmasın diye tam D'den geçirsek sanki daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Tam D'den geçirdiğimiz zaman bunun x eksenine yaptığı açı kaç derece olacak arkadaşlar? 5 derece olacak. Yani şurada kaçı? 5 derece diyebiliriz. E şunlar zeminle paralel. E bunlar yöndeş olacak, birbirine paralel. Yani şunun uzantısını alacak olursam 15 ise yöndeş açıdan dolayı burası da 15 oldu. E 15, 5 daha 20. Şurada kaç? 15 derece arkadaşlar yöndeş açıdan dolayı. 15, 5 daha 20. O zaman buradaki açı kaç derece oldu arkadaşlar? 160 derece mi oldu? Evet, burada kaçı? 160 derece. Devam edelim soruya. BE ile ED birbirine eşit demiş. Hocam BE ile şurası E'di. ED birbirine eşit. Tepe açısı 160 derece ise 180'den 160 çıkart. 20. 2'ye böl. 10 derece 10 derece olacak. Yani burası 5 olacak. Zaten 10 ise buraya 5 kaldı. Z'den dolayı da 5 diyebiliriz buraya. Sonra hocam başka bir de B eleman FD demiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. FD yani şurası doğrusal demek değil mi arkadaşlar? B eleman FD demek. Tamam doğrusal. Madem bu doğrusal, şununla kırmızı çizgideki burada kaçı 5 derece ise ters açıdan dolayı burası da 5 derece yapmaz mı? Bak kırmızıyla siyah arası 5 derece. Ters açıdan dolayı şöyle göstereyim isterseniz. Şu kırmızıyla siyah arası. Bakın şurası 5 ise burası da ters açıdan dolayı 5 derece olmak zorunda. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şurayı da 5 derece bulduysak zaten bizim buradaki aracın zeminle yani x ekseniyle şu x eksenine paralel olan doğru ya kaç derece kaç yaptı? 5 derece. Yukarı çıkarken ne yönlü oldu? Ne tarafta olacak? Bu tarafta olacak. O zaman 5 derece ve bu tarafta olacak arkadaşlar. Cevabımızda ne çıktı? Böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. 5 derece bulduk ama yukarı çıkarken bak şuraya doğru sola doğru yatık olacak. Yukarı çıkarken sola doğru yatık arkadaşlar. Gerçi hepsinde sola doğru yatık var. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada kaç ya da 5 derece bulmuş olduk arkadaşlar. Ve böylelikle üçgende açıyla da ilgili iki tane soru tiplemesini halletmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne var bir sonrakinde? Dik üçgen var galiba. Evet, dik üçgen konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.